ve Van. Şimdi bir dakika. Nevşehir, Sivas, Van 3. Zonguldak. A, zaten o 6. O Zonguldak'la beraber 6. Van. Sanki V'yi 4 bulmuştum ben. Evet. Sivas'ı söyleyerek V'yi 4 yaptım. V 4 olması gerekiyor. Sivas'ız 3 taneydi V. Evet. Gelecek, gelecek. Bir dakika. Son harflere doğru Yalova. Geldi. Tamam. Evet, yani... Şimdi... Tekrar saysam... En az içerisinde V olan... Şimdi bu... 4 ya. O da 6 ya. Evet. En az 3 şehir daha bulmam lazım. İçerisinde V olan ya da V ile başlayan. Ne anlamda anlamadım. Şimdi eğer cevap C olsaydı diye gidiyorum. Hani... Hı-hı. G ile ben 6 tane buldum. Evet. Ama V ile 3 tane. Yok, 4 tane buldum. 4 tane buldum. En az 3 şehir daha bilmeliyim ki içerisinde V olan ya da V ile başlayan ki cevap C olsun. Ama hiç gelmiyor. Aklıma artık daha fazla şehir. Unuttuğum vardır. Belki 10 tane, belki daha fazla. Ama ondan fazla olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Yok, o kadar fazla değil. Unuttuklarım var ama o kadar fazla değil. Ama hani çok etkiler mi bilmiyorum. Etkileyebilir. Etkilemeyebilir. Her şey olur. Evet. Şey, İnci Küpeli Kız'da dediğiniz gibi takla da atabilir demiştiniz. Çok güldüm oraya sonradan izlediğimde. Ama V gibi geliyor cevap yani. Saydım, sayıyorum. Bir ara çok karıştım, gitti, uçtum. Kaç tane G dedim, kaç tane V dedim onu unuttum. Ama şimdi 6 tane G, 4 tane de V var. Ş ve H'yi zaten eledim. Ama 3 tane daha V olsa hani en azından bir iki tanesi daha aklıma gelir. Hmm. Belki bir tane yani vardır. Yani üçü de olmasa evet. Da iki tanesi bir tanesi gelir. Bir tane daha gelebilir ya da iki tane daha gelebilir aklıma. Çünkü o kadar da şey değilimdir. Tamam, heyecanlıyım ama o kadar heyecanlı değilim şu an çünkü bayağı yatıştım. Tamam, hepsini bilmiyorum ama %90'ına yakın söyledim. Evet. Olumluyorum şu an. Yani olumluya hayır. Yapacağım. Şu an sadece tespit yapıyorsun. Yani ne gördüysek onu söylüyorsun. Evet yani. Ben sana söylemiştim %90'ını hatırladın diye. Evet. Evet. Galiba cevap B. Yani V derken B şıkkı. Galiba. Umuyorum. Kenan Bey. Tamam. Çok sıcak. Ne düşünüyorsun Rabia? Karşında 1 milyonluk soru var. Evet. Şu an cebinde 400 bin liran var. Eğer yanlış cevap verirsen 370 bin liralık bir kaybın olacak. Evet. Seni 30 bin lirayla vurduracağız. Olsun. Biraz üzülerek, buruk bir şekilde. Olsun. Ama doğru cevap verirsen 1 milyon lirayı alan ikinci yarışmacımız olacaksın. Ay evet. Binlerce yarışmacı arasından bu ödülü kazanan, hak eden... İkinci yarışmacımız olacaksın. Evet. Ne düşünüyorsun? İçinden ne geçiyor? Ya Kenan Bey, cevap vereceğim ya. Verecek misin? Evet, vereceğim. Yani o kadar düşündüm, beni yanıltmaz. Umuyorum canım, hem kafam. Yanıltmasın, o kadar düşündüm. 23 senedir seni burada taşıyorum kendine yani. Yani 24'e girdik bu arada. Cevap vereceğim. Yanlış çıkarsa da hani bir saatten fazladır düşünüyorum. Bir saatten fazladır yorum yapıyorum, hatırlamaya çalışıyorum. Yandım. Gerçekten. Yani o bir saatin altında bile cevap veririm artık. Kaybedersem hayırlısı olur, kazanırsam hayırlısı olur. Dediğim gibi ben 1 milyonluk soruyu gördüm. Düşündüm bir saat. Bu beni tatmin etti. Çok mutluyum. Ve soru böyle baktığımız zaman kolay görünüyor olabilir ama gerçekten düşünmek gerekiyor. Çok uzun düşünmek gerekiyor. Kesinlikle. Hatırlamak gerekiyor. Bayağı şeymiş. Yani 81'inin 81'i olmasa evet. Da büyük bir çoğunluğunu hatırlamak gerekiyor. Hem hatırlarken aynı zamanda içindeki harfleri saymak gerekiyor. Evet. Yani basit görünen komplike bir soru aslında. Evet. İstiklal Marşı sorusuna benziyor. Bir anlamda. Hemen hemen aynı mantıkta gibi.
Cevap vereyim mi? Karar senin Rabia. Ay. İyice düşün. İstersen bir sakin. Kendi içinde bir düşün ve sonra kararını ver. Tamam. Cevap Soruyu bir kez daha oku. Doğru anladığına emin ol. Daha Anladım. Az bulunan. 80 bin ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? Türkçeyi biliyorum. Anladım, çok şükür. Bravo. Ş ve H zaten elendi. G ve V kaldı. 6G ve 4V var. Cevabın G olması için 3 tane daha V'li şehir hatırlamam lazım ki hatırlamıyorum. Cevabın V olması için başka hiçbir şey gerek yok. Şu an cevap V. Cevap V demek istiyorum. Diyeceğim. Değil mi? Emin misin? Bu soruyu sorunca olmuyorum eminim. O zaman son kararın mı diye sorayım. Hadi bakayım. Hayırlısı. Cevabı tabii ki. Ben seni şu an bir dakika kendi başına bırakıyorum Rabia. Tamam. V demek istiyorum. Diyeceğim. Diyeceğim. İnşallah V'dir. Kerem Bey, cevap vermek istiyorum ben artık. Lütfen. Ne diyecektim ki? Bir dakika, tamam, hani B. Cevap. Cevap vermek istiyorum. B şıkkı ve son kararım. Rabia. Efendim Kenan Bey. Hani şu hep A'dan başlayalım, A'dan başlayalım diyorduk ya. Mesela hani? A bloğunda unuttuğum bir şehrimiz var. Ne? Artvin dersem ne düşünürsün? Oradan bir V daha geldi. Gelir, evet. 5 oldu V'miz. Evet. B'ye geçiyorum. B de yok. Diğer harflerde var mıdır acaba? Olabilir. Artvin var mı? Diğer şehirlerimizde Artvin'i atladın. Sivas'ı buldun ama. Bakalım ne olacak? Bakalım, tamam. Başka yok mu? Ha, ola da bile, doğru. Size sormayacağım, o söyleyecek. Bayılacağım galiba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim Kenan Bey. Çok teşekkür ederim. Harikasın. Alıyorum. Oturayım mı? Oturdum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Abi ya. Evet Kenan. Herkesi ayağa kaldırdım, farkında mısın? Duygularını almak istiyoruz. Ben bundan sonra hep kendime güveneceğim. İşte bu. En büyük ödül bu bence. Ben önce yapabiliyorum bu, ya. Ben her şeyi başarabiliyorum. Çok duygulandım. O kadar haklısın ki.
Gerçekten burada 1,5 saattir uğraşıyorsun, çabalıyorsun. Beyninin en dibindeki hücreleri bile zorladın. Evet. Ki Sivas'ı, Yozgat'ı sonradan çıkardın. Evet. Artvin seni bir korkuttu mu peki? Çok korkuttu. Gerçekten çok korkuttu, biliyor musunuz? Soru yok şu an ama ben ekrana bakıyorum hala. Çok korkuttu Artvin beni. Dedim kesin hatırlamıyorum, birkaç çıktı, şey gitti, şehir gitti, hatırlamıyorum dedim.